Cezasız kalan her suç failini azgınlaştırır. İslam düşmanlığının da önü alınmazsa failler daha da pervasız hale gelecektir. Türkiye olarak kar topu gibi büyüyen bu tehlike karşısında uyarılarımızı yapıyor, tepkimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Ve son olarak New York'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar hiçbir şekilde mazur görülemez. Özellikle İslam düşmanlığı, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı saflarımızı çok geniş tutmalıyız. Bu hastalıklı akımların dünyanın birçok ülkesinde sosyal medyanın da etkisiyle giderek yayıldığını görüyoruz. Sık sık başörtüsünden, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı nefret suçuna maruz kalan kardeşlerimizin haberini alıyoruz. Türk-Amerikan toplumu da yükselen ırkçı dalgadan olumsuz etkileniyor. İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyan hiçbir devlet bu furyaya sessiz kalmaz, kalmamalıdır. Bugün çoğunlukla Müslümanları hedef alan bu saldırıların yarın kökeni, dili, kültürü, inancı farklı gruplara yönelmesi kuvvetle muhtemeldir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da yaşananlar bunun en acı örnekleri olarak hafızalara kazınmıştır. Aynı şekilde daha 28 yıl önce Srebrenica'da bu nefret ikliminin soykırıma kadar varabileceğini hepimiz gördük. Cezasız kalan her suç failini azgınlaştırır. İslam düşmanlığının da önü alınmazsa failler daha da pervasız hale gelecektir. Türkiye olarak kar topu gibi büyüyen bu tehlike karşısında uyarılarımızı yapıyor, tepkimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Konunun uluslararası toplumun gündeminde tutulması için çalışmalarımızı ciddiyetle yürütüyoruz. Danimarka, İsveç, Hollanda ve son olarak New York'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar hiçbir şekilde mazur görülemez. Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bize göre bu eylemler insanları kışkırtmayı amaçlayan provokasyonlardır. Bu saldırılara karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Genel Kurul tarafından kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren kararların kabul edilmesine malumunuz öncelik ettik. Bu doğrultudaki gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sizleri de bu mücadeleye sahip çıktığınız için tebrik ediyorum. Kıymetli vatandaşlarım, Cumhuriyetimizin 100. yılını Türkiye yüzyılıyla taçlandırmak için canla başla çalışıyoruz. Savunmada, diplomaside, ekonomide, turizmde gerçekten büyük bir atılım içindeyiz. DAEŞ'ten FETÖ'süne ve PKK'sına kadar hiçbir terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını tekrar çizmek istiyorum. Ben
milletimizin hakkını ve hukukunu savunurken diğer yandan küresel adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri gidermek için çaba harcıyoruz. Bu amaçla sahada ve masada güçlü, yapıcı, aktif ve dengeli bir dış politika izliyoruz. Son yıllarda bölgesel ve küresel krizlerde üstlendiğimiz kritik rollerle arabuluculuk alanındaki dünya markası konumumuzu pekiştirdik. Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumumuz tüm dünyanın takdirini topladı. Esir takasından Karadeniz girişimine birçok diplomatik başarıya imza attık. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz inancıyla gayretlerimizi çok yönlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Türkiye-Amerika arasındaki münasebetler de günden güne gelişiyor. Başkan Biden'la dostluk ve işbirliğimizin güçlendirilmesi hususlarında mutabık kaldık. Sayın Biden'la kurulmasını kararlaştırdığımız stratejik mekanizma, ülkelerimiz arasındaki diyaloğun derinleştirilmesine katkı sağlıyor. İkili ticaret hacmimiz geçen sene 32 milyar doları aşarak rekor bir düzeye ulaştı. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde daha da ilerleteceğiz. Devletler arası ilişkilerde görüş ayrılıkları her zaman olabilir. Bu normaldir. Ancak biz ortak paydaların daha fazla olduğunu, bu minvalde açılacak çok sayıda fırsat penceresinin olduğunu da biliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece her alanda daha çok müspet sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Devlet olarak bize düşen sizlere destek olmaktır. Büyükelçiliğimizin ve başkonsolosluklarımızın kapıları siz değerli vatandaşlarımıza her zaman açıktır. Başınız dara düştüğünde sığınacağınız, ihtiyacınız olduğunda kapısını çalacağınız, bayram günlerinin heyecanını paylaşacağınız, zor zamanlarında yardım isteyeceğiniz ilk adres daima devletimizin buradaki birimleridir. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeniden buluşmak, yeniden kucaklaşmak duasıyla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.